وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Konya'nın en büyük mutasavvıflarından biri olan Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi aramızdan ayrılalı 59 yıl oldu. Kapı kapı, köy köy dolaşır. 1951'de onun duasıyla temeli atılan yeni bina kısa zamanda tamamlanır. Yurtların, Kur'an kurslarının, cami ve mescitlerin inşasında ilk yardımı o yapar, kapısına geleni asla boş çevirmezdi. Konya'nın manevi mimarlarından Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hoca Efendi'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla Türk Anadolu Vakfı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Veysade'yi anma ve anlama programı düzenlendi. Konya Ticaret Odası'ndaki programın açılış konuşmasını Türk Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla yaptı. Hacı Veysade hocamızı seviyoruz çünkü o ömrü boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadı. Vakıfçılık yaparken ise bizler kurucumuzun izinde doğrultudan ayrılmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. O olaylar karşısında yılmadan mücadele etmiş, sabretmenin zoru ama sonunun zafer olduğu bir bizleri öğretti. İmam Hatip Liselerinin kurulmasına öncülük eden Hacı Veysade, İslam hayatı, cömertliği, alçak gönüllülüğüyle sadece yaşadığı dönemi değil, arkasından gelen nesli de aydınlattı. Merhum Hacı Veysade Mustafa Efendi, eşler arasında sorun yaşandığında aralarını bulmak için kendisine müracaat edinilen bir danışman, bebekler veya çocuklar hastalandığında okutmak için aranılan, vefat eden biri olduğunda hemen davet edilen, birinin başı daraldığında dert ortağı edinilen, bir esnafın başı daraldığında derdini dinleyen kıymetli bir şahsiyet idi. Açılış konuşmalarında kürsüye son olarak İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu geldi. Gelecekte İslam davasına hizmet edecek genç, imanlı nesiller yetiştirmek uğruna birçok zahmetlere katlanmış, birçok münafığa tahammül etmiş, bir talebenin yetişmesi uğruna bin münafığın kahrını çeken bir bahçıvan, bir gül yetiştiren insan, gül yetiştiren bahçıvan. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse'nin konuşmacı olduğu Geleceğimizin Değeri ve Alimlerimiz konulu konferansa geçildi. Bir şeyi söylemek önemli ama yapmak daha önemli. Çünkü siz bir şey söyleyip yapmıyorsanız ya da söylediğinize aykırı davranıyorsunuz, sözünüz gücünü kaybediyor zaten. Bir. İki, bir şey inanmadan söylüyorsanız o karşı tarafta etki yapmıyor. İnsanın kalbi yüzündedir. Kalbiniz yüzünüzden okunabilir. Konya İl Müftülüğü Tasavvuf Korosu'nun seslendirdiği ilahilerin ardından İmam Hatip Liseleri ve Kur'an kursları öğrencileri arasında yapılan kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Evet, alkışlar devam ediyor. Hasan Baltu Sakar.